sırasıyla izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü modelimiz şöyle bir model, yine istek bir model, yakadan başlayan V yakalı askılı bir bluz arkadaşlar. Kolunu da yapabilirsiniz tabii ki. Tek bir yakadan başlıyoruz, sonra bütün örerek devam ediyoruz. Şöyle kiloluk satılan koton iplerden ipin markası yok bunun, markasını soruyor arkadaşlar ama markası yok. Kiloluk koton ip diye Instagram'da bulmuştum ama şu an sayfanın ismini bile hatırlamıyorum. Çok oldu çünkü alalı. Şimdi bununla başlayacağım. Farklı ipler kullanabilirsiniz tabii ki. 3 mm tığım. Zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 5 tane çekelim. İlk zincirin içine giriyoruz. Böyle küçük bir kare yapacağız. Şimdi omuzdan başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Halkanın içine 2 tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Evet, burada 3 değil de 4 zincir çekelim arkadaşlar. 4 tam köşe olsun. Sonrasında üçer tane çekeriz. Evet, 4 zincir çektim. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar küçük bir kare oluşturacağız şimdi. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Bir, iki, üç. Evet, üç tane daha trabzan yaptım. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincirin şöyle tepe noktasına batarak birleştiriyorum. Evet, şöyle bir kare oluşturmuş olduk. Şimdi şuradaki boşluğa ipimi taşıyacağım. Şöyle geçiyorum bu aradan. Bir tane de boşluğun içine geliyorum. Şuradan iki hamlede boşluğun içine geldim. Evet, şimdi buraya taşıdıktan sonra yine 3 tane zincir. Yanına yine 2 tane trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aynı boşluğa batıyoruz. Bakın 3 tane daha yapıyoruz. 2, 3. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aynı boşluğa yine 3 trabzan daha. Yine 2 tane zincir. Diğer boşluğa. Bütün köşelere toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Arada 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2 tane zincir. Şimdi son köşeyi de tamamlayalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 zincir. Bildiğimiz bu şey neydi? Hanım Dilendi, Bey Beğendi diye bir ismi vardı bu modelin. Evet. Şimdi 2 zincir çektim. Yine geliyorum şöyle tepeden, bakın. 1 ve 2'nin üzerindeki yuvadan birleştirdim. Evet, karemiz hazırlandı. Şimdi ipimizi yine boşluğa getiriyoruz. Şöyle getirelim. 1 zincir.
Şimdi şuraya kadar, evet. Şuraya kadar getirelim. Bir tane daha yaptım bakın. Şu hizada olmasını istiyorum trabzanın. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 1, 2 tane trabzan yaptım. 3 tane. Bu sefer köşede sadece 3 tane yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Buradaki boşluğa geliyoruz. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Model hep bu şekilde 3 zincir 3 trabzan şeklinde ama aşağıya doğru şekillendireceğiz şimdi. Evet. 1 2 3 zincir. Bu köşeye geliyorum. Bu köşede 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 1 2 3 4 zincir yapıyorum köşede. Tekrar aynı boşluğa 1 2 3. Evet, burayı da tamamladık. Şimdi şuraya kadar geleceğiz. 1 2 3 zincir. Tekrar boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir. Köşeye geldim. Bir, iki ve üç. Evet, dolanmıyoruz. Sadece buraya üç tane trabzan yapıyoruz. Şimdi buradan geri döneceğiz artık. Bir, iki, üç, dört, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Artık modelin arkasını çeviriyoruz. Sıradaki boşluğa girerek 1, 2, 3 trabzan. 3 tane zincir. Tekrar sıradaki boşluğa giriyoruz. 3 trabzan. Üç tane zincir. Bu zincir sayıları fazla gelirse arkadaşlar ipinize göre değişiklik gösterebilir, tığınıza göre. İki de çekebilirsiniz. Bir önemi yok aslında. Şimdi tekrar köşeye geldim. Bir, iki ve üç. Buradan tekrar dönüyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5, 6 zincir çekiyoruz. Tekrar arkasını çeviriyoruz. Yine boşluğa giriyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. 3 zincir, 3 trabzan şeklinde devam ediyor. Şimdi omuzdan aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Köşeye geldik. 1 2 ve 3. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar dönüyoruz. Ve tekrar boşluklara 3'er tane trabzan yaparak ilerliyoruz. Bir, iki ve üç. Son köşeye geldim boşluğa. Yine üç tane de buraya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincirle tekrar döneceğiz. Bakın şöyle düşünün. Burası omuz. Buradan aşağıya doğru iniyoruz. Buradan hem koltuk altı hem de yakanın ayrımını yapacağız. Şimdi tam şuradan sayıyorum. Bakın tam ortadan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı oldu. 7, 8, 9, 3 sıra daha öreceğiz. 9 sıra, şuradan başlayalım baş aşağı doğru.
9 sıra git gel yaparak burayı örelim, tamamlayalım şimdi. Evet, tamamladım. Şimdi bakın, şu ortadan başlıyorum. Şöyle yakınlaştıralım. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 9 sıra ördüm. Şimdi 10. sırayı yapacağız. 10 sıra dedim herhalde, yanlış söyledim sizlere de. 9 sırayı tamamladık. 10. sıraya geçiyoruz. 10. sırada farklılık var. O yüzden şöyle yine aynı örüyoruz ama yakayı şöyle tekrar alayım. Evet, bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6. Yakayı vermeye başlayacağız. Şuradan başlayacağız. Tüm bir kez doladım. Buraya yine aynı şekilde 10. sıradayım şu anda. 3 tane tramzan yapıyorum. 3 tane zincir tekrar. 1, 2, 3. Şimdi buradaki boşluğa geliyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Boşluğa 1, 2, 3 tane tırabzan yapıyoruz ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 3 tırabzan daha yapıyoruz. Köşe gibi. 1, 2, 3. Evet, şimdi buradan şöyle bir zincir çekelim, dönelim. İpi boşluğa geri taşıyorum. Şöyle. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane tramzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 olacak. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı boşluğa tekrar 3 tramzan daha yapıyoruz. Tekrar şimdi 3 tane zincir. Burası aynı, devam ediyor. Boşluklara 3 tane yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane zincir. Köşeye geliyorum. 1, 2 ve 3. Bakın burası düz. Biraz sonra buradan da koltuk altı vereceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyoruz. Yine 3 tane tramzan, 3 tane zincir. Buraya kadar geliyoruz. Şimdi şuraya kadar gelelim, yine beraber dönelim. Evet, geldim. Bakın diğer dolguları da yaptım. Yine köşeye giriyorum. 3 tane tırabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Pardon, 4 zincir çekiyorduk. Aynı boşluğa yine 3 tırabzan daha yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum ve ipimi yine hemen şöyle önce ortaya batıyorum. Taşıyorum. Boşluğa iki hamlede geliyorum. 3 tane zincir. Aynı şekilde arkadaşlar. 5 sıra olacak bu. 3 tane zincir. Pardon, 4 zincir. Köşelerde 4 yapıyordum. Kendim de unutuyorum. 1, 2, 3. Boşluğa yine 3 tramzan, 4 zincir, 3 tramzan. Şimdi 3 zincir, 3 tramzan şeklinde gidiyoruz diğer kenara kadar. Şöyle bakın. Ya da şöyle bakın, fark etmez. Dediğim gibi burası omuz. Şimdi buradan yakayı vermeye başladık. Sonra bu taraftan da koltuk altı için artırmaya başlayacağız.
Şimdi şurası, şu artırmaya başladığımız yerden itibaren sayıyorum. 5 sıra olacak. 1, 2, 3, 4 yapmışım. Şimdi gidiyorum, dönüyorum. 5. sırayı yapıyorum. Tekrar dönüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde örüyoruz. Şurası 5 tane olacak. 1, 2, 3, 4. Gideceğiz, geleceğiz. Tekrar bir köşeyi yapacağız. Evet, geldim bakın buraya kadar. 1, 2, şurada köşeye yaptığımız yerden sayıyorum. 2 tane dolgu yaptığımız köşeden. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6.ya tekrar aynı şekilde başlıyoruz. İpimizi bir tane zincir çekiyoruz. Bu sıranın bitiminde şuradan koltuk altı için artırma yapacağız. Şöyle boşluğa geldim. 3 tane zincir tekrar. Aynı şekilde 3 trabzan, 4 zincir tekrar 3 trabzan yaparak burayı aynen devam ediyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir tekrar sıra sonuna kadar 3 zincir, 3 trabzanla gelelim. Sona geldim sayılır. Şimdi son boşluğa geliyorum. 3 tane zincir çektim. Yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet. Şimdi bakın buraya kadar geldik. Burası yakamız. Şimdi burada tekrar 3 tane zincir çekeceğiz. 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar batarak bir tane trabzan yapacağız. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Buradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Yine sıra sonuna kadar aynı şekilde gidiyoruz. 1, 2, 3. Şurada koltuk altının artırmasını yapmaya başladık. Normalde düz ördüğümüzde koltuk altı kesilerek yapılır. Şimdi omuzdan başladığımız için artırıyoruz. Bakın burada. Burası da yakamız. Aynı şekilde devam ediyor. Gidiyoruz şimdi buraya kadar. Yine aynı şekilde köşemizi yapıyoruz. Dönüyoruz buraya. Tekrar artırıyoruz. Şu artırmadan 5 tane. Bir, iki tanesini yapmış olduk. 5 tane şöyle artırma yapacağız. Şimdi buraya kadar geliyorum ben. Evet, geldim şimdi köşeye kadar. Yine üçer tane dolgularımı yaptım. Yine bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi taşıyorum boşluğa. 3 tane zincir, 2 tane trabzan, aynı şekilde aynı devam ediyoruz. Buralarda bir değişiklik yok. 4 zincir çektim tekrar. 1, 2, 3. 3 tane zincir sıranın sonuna kadar yine 3 tane trabzan, 3 tane zincir devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim buraya kadar. Tekrar hem bitirirken hem de yukarı çıkarken burada artırmamızı yapacağız. Evet, geldim bakın buraya kadar. 3 tane zincirimi çektim. Sondaki boşluğa
3 tane yine tırabzanımı yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Yine aynı boşluğa batarak bir trabzan daha yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Şimdi buradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum yine. Bir, şu artırmaya başladığım yer 1 2 3 4 oldu. Yine 3 zincir, 3 trabzan devam ediyoruz şimdi. Evet, ters göstermeyeyim, şöyle göstereyim. Omuzdan başladık. Buradan yakanın V'sini verdik. Buradan da koltuk altını verdik. Şimdi tekrar geliyorum buraya kadar. Köşeyi de tamamlıyorum. Evet, geldim, bakın köşeyi yaptım. Şimdi burası 9. sıramız. Şu artırmadan itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aynı şekilde dönüyoruz, 10. sırayı yapıyoruz şimdi. Yine bir zincirimizi çekiyoruz. Boşluğa geliyoruz. Evet, 3 zincir, 2 tane trabzan. Burası şu yakanın artırmaya başladığımız yerin 10. sırası. Bir sonraki dönüşte 11. sırayı yaparken bu diğer tarafını da örmeye başlayacağız arkadaşlar şimdi. Bu sırayı sıra sonuna kadar geliyoruz. Orada da koltuk altında bir artırmamız daha var. Sonra artırmadan devam edecek. İnşallah güzel bir şey çıkar diye umut ediyorum. Böyle tek omuzdan başlayıp bütün bir model olarak çıkan bir örnek. İnşallah becerebilirim tabii ki. 1 2 3. Evet, geliyorum şimdi sıra sonuna kadar, tekrar orada görüşüyoruz. Evet, geldim, bakın sıranın sonuna. Yine buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi bakın, bir ilk buradan başladık. 1 2 3 4 5'i tamamladım. Şimdi şöyle tekrar alayım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Direkt boşluğa batıyorum. Zincirle birlikte 2 oldu. Ve 3. 3 tane zincir. Artık artırmıyorum, bakın burada. Şöyle tekrar bakalım. Şurada artırmaya başladık. Bakın 1 2 3 4 5. 5 tane artırdım. Buradan üçlü 3 tane trabzan yaparak geliyorum buraya kadar. 3 zincirimi çektim. Her boşluğa yine 3 trabzan, 3 zincir. Devam ediyoruz. Gelelim
Boşuna videoyu uzatmayayım. Aynı şekilde şu köşeye kadar örüyorum. Evet, geldim şimdi köşeye kadar, bakın. Burada şöyle tekrar sayalım isterseniz. Hatta şöyle tutayım. Koltuk altımız demiştik. V'miz demiştik. Burada artırmaya başladık. Köşe gibi yapmaya başladık. Buraya kadar düz geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 10 sırayı buraya kadar ördük. 11. sırada V'nin diğer tarafını yapmaya başlayacağız. Şöyle başlıyoruz ona da. Burada 3 trabzan, 3 pardon 4 zincir, tekrar 3 trabzanımızı yaptıktan sonra tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bakın şu alttaki ilk trabzanın tepesine giriyoruz. Şöyle 1 ve 2'nin arasındaki yuva diyelim. Buradan 3 tane trabzan yapıyoruz. Aynı yuvaya batarak. 2 ve 3. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Bu tarafa doğru örmeye devam edeceğiz. 3 zincirimi çektim. Tığım bir kez doladım. Alttaki trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane trabzanım oldu. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi boşluğa geliyorum. 1 2 3 Yine 3 tane zincir. Bakın burası hep böyle gidecek. Sanki bir degaje yaka kapaması gibi düşünün. Köşe gibi 3 tane yapıyoruz trabzanımıza. Yine 4 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Üç tane trabzan. Şimdi göstereceğim köşeyi tekrar. Evet, bakın döndük. Ve burada tamamladık. Koltuk altını zaten bitirmiştik. Burada artık burada artırma yok. Dümdüz gidecek. Şuradaki gibi dümdüz gidecek. Şimdi buradan da bakın şuraya bir trabzan yaparak bu tarafa doğru döndürmüş olduk. Hemen 3 zincir çektik. Üzerine tekrar 3 trabzan yaptık. Geliyoruz şimdi 3 trabzan, 3 zincir. Şu köşemiz boşluğa 6 tane trabzan yaptığımız yer diyeyim. Arada 4 zincir çektiğimiz yer. Burası hep aynı şekilde gidiyor. Buradan dönüyoruz. Böyle devam ediyoruz. Tekrar geliyoruz. Buradan yine böyle artırarak V'yi tamamlamış olacağız arkadaşlar. V'yi tamamlarken tabii yan kısmı da tamamlamış olacağız. 6 da tamamlamış olacağız. Şimdi 3 trabzan, 3 zincir buraya kadar geliyorum. Burada artık artırma yok. Dümdüz gelecek. Evet, geldim buraya kadar, bakın. Artık artırmayacağız demiştik. 3 tane zincir çekiyorum. Bu son trabzanın üzerine batıyorum kenardaki. Bir trabzan yaparak çıkıyorum. 3 tane zincir çekip dönüyorum. Artık dümdüz ilerleyecek. Boşluğa 2 tane trabzan yaparak yine 3'e tamamladık. 1, 2, 3 zincir. Yine boşluklara batıyoruz. Yakaya doğru yine aynı şekilde ilerliyoruz arkadaşlar burada. Evet. Yakaya kadar
şuraya kadar gelelim şimdi. Hatta şurada buluşalım daha doğrusu. Şu köşeye beraber dönelim. Evet, geldim köşeye, bakın. Yine dediğim gibi köşeye giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı köşeye dönüyoruz bu sefer. Bu sefer nedir? Yani şu anda niye öyle bir şey dedim bilmiyorum. Geldi. Bakın bu tarafa doğru döndük. Yine boşluğa 3 tane yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Tekrar buradaki boşluğa da 1, 2, 3. Şimdi yine 3 tane zincir, geliyoruz sondaki trabzan yuvasının üzerine. 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir tane daha arttırdık. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar geri dönüp buraya 3 tane daha trabzan yapacağız. Dönüyorum şimdi. Hemen altına, trabzanın üzerine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Evet, şurası gerdirirse 4 zincirle de dönebilirsiniz. Şimdi 3 tane yine zincir, boşluklara 3'er trabzan yaparak ilerliyoruz. Bir, iki, üç. 3 tane zincir tekrar. 1, 2 ve 3. Şimdi köşeye geldim, bakın yine. Köşe diyorum artık buraya. Hep 6 tane trabzan yaptığımız için. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir. Dönüyoruz bu tarafa doğru. Hep aynı işlemler arkadaşlar. Yine 3 tane trabzan. İki, üç. Evet. Geldi. Tekrar döndüm. Şimdi örüşünümüz böyle aşağı doğru ördüm. Şimdi böyle tutuyorum. Kafanız karışmasın diye de böyle çeviriyorum arada bir. Burayı bitirdik. Buradan artırdık. Bakın. Şurada 4 zincirle dönebilirsiniz. Buradan tekrar döndük, köşeyi yaptık, buraya kadar gidiyoruz, tekrar dönüyoruz, tekrar köşemizi yapıyoruz, tekrar buraya gidiyoruz ve tekrar buradan aynı şekilde artırıyoruz. Şimdi bu artırma sırası 10 tane oluncaya kadar. Şuradan sayalım. Ya şöyle mi göstersem acaba, böyle ördüğümüz için. Bakın buradan geldik köşeye, şurada artırmaya başladık. 1, 2, 3, 4 oldu. Her git gelde artırmaya devam edeceğiz. 10 tane olacak burası. 10 tane oluncaya kadar, şu an 4 tanesini yaptık. 10 tane oluncaya kadar hiçbir değişiklik yok. Sadece 3 trabzan, 3 zincir gidiyoruz, geliyoruz arkadaşlar. Burada zaten artırma yok. Dümdüz örüyoruz. Boşluk gelirse dolgu, dolgu gelirse boşluk yaparak, yani zincir çekerek dönüyoruz. Aynı şurada yaptığımız gibi.
kenarı dümdüz olacak. Burası da dediğim gibi 10 sıra olacak. Evet, 10 sıra oluncaya kadar böyle git gel git gel öreceğim şimdi. Bu arada bakın hem sol tarafı da çıkarmış olacağız hem de alt kısmı çıkarmış olacağız. Evet, şimdi tamamlıyorum dediğim yere kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, söylediğim yere kadar ördüm. Şimdi şöyle göstereyim isterseniz daha net olsun. Evet. Şimdi bakın şu yakayı 10 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sırayı bu şekilde ördüm. Geldim buraya kadar. Şimdi şurada ipimizi kesiyoruz. Evet, ilk defa burada ipimizi kesiyoruz. Ve tekrar ipimize buradaki bakın 3 tane trabzan yapmıştık. Birinci trabzanın üzerine batacağız. Buraya sabitleyelim. Evet, bir tane de şöyle sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi buradan 31, 32. Evet, 32, 33 hesaplayayım. Evet, 33, 34 tane falan zincir çekmemiz lazım arkadaşlar. Evet, zincirimizi çekelim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bakın omzu çıkıyoruz şimdi. 31, 32, 33 diyorum. Evet, 33 tane yapalım. Zincir üzerinde ayarlarız. Buraya şimdi 5 tane dolgu olması lazım. Tığımızı dolayalım. 1, 2, 3, 4. 4. zincire batalım. Bir trabzan. Şimdi bu tarafa doğru örüyoruz. Böyle devam edeceğiz yine. Zincirle beraber 2 trabzanım oldu. Yine hemen sıradaki zincire giriyoruz. 3. Sıradaki zincire, pardon, 3 tane yapıyorduk. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kez doladım. 1 2 3 4. 4.'ye batıyorum. Yine 3 tane trabzan. 1 2 3 3 tane zincir. Tekrar 1 2 3 4. 4. zincire giriyoruz. Yan yana 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3. Şimdi 3 dolgu oldu. 2 tane daha yapacağız. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 4.'ye giriyoruz. 1 2 elim kaymış pardon arkadaşlar şöyle yapayım. 3 3 tane zincir tekrar 1, 2, 3, 4.'ye giriyoruz. 1 2 3 Bakın şuranın üzerine gelmemiz lazım. Şuradaki zincire de batalım. 4 1 2 3 4 5 tane dolgu yapmış oldum. Model bakın bu yönde. Şimdi 3 tane zincir çekeceğiz. Şimdi şurayı 10 tane yaptık. Bakın şuranın üzerine bir şey yapmıyoruz.
Böyle örmeye devam edeceğiz. 3 tane zincir çekip hemen şuradaki boşluğa giriyoruz ve bu şekilde tekrar devam ediyoruz. Üç tane zincir boşluğa giriyorum. Üç tane trabzan yapıyorum. 2 3 1 2 3 zincir. Yine boşluğa giriyorum. 1 2 3. Evet, diğer omzu da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu motifle başladı. Burası da böyle git gel yaparak 1 2 3 4 5 6 sıra olacak. 6 sıradan sonra aynı buradaki gibi buradan da koltuk altına ayarlayacağız. Tabi burası da böyle dönerek git gel yaptığımız için geliyoruz buraya kadar. Buradan geri dönüyoruz. Tekrar dönüyoruz bu tarafa. Yine tam artık şu uca kadar geliyoruz. Buradan bir daha dönüyoruz. Evet. Şimdi bu şekilde şurası 1 2 3 4 5 6. 6 sıra oluncaya kadar, evet, örelim arkadaşlar. 6 sıra oluncaya kadar başka yapacağımız herhangi bir şey yok. Şu köşemiz yine aynı, bakın. Burada köşelerde 3 trabzan, 4 zincir, 3 trabzan. Bu hep böyle gidiyor bitene kadar. Geliyoruz. Burada köşeyi dönüyoruz. Örüyoruz, örüyoruz, örüyoruz. Buraya geliyoruz. Buradan tekrar dolgumuzu ya da hangi sıra denk geldiyse zincirimizi çekip tekrar dönüyoruz. Aynı şekilde 3 trabzan, 3 zincir. Yine köşemizi yapıyoruz. Geliyoruz buradan 3 trabzan, 3 zincir. Ta buraya kadar. Burada da yine dolgumuzu yapıyoruz ya da boşluk sıramızsa boşluğumuzu yapıyoruz. Tekrar dönüyoruz. Aynı şeyleri takip ederek yapalım şimdi. Evet, 2 4 6 sıra. Şimdi birinci sırayı yaptık. Gideceğiz, geleceğiz. İkinci sırayı bitireceğiz. Dönüşte üçüncü sıramız olmuş olacak. Bu şekilde şu kalınlıkta olacak. Aynı sayıda olacak. Ben şimdi tamamlıyorum, dönüyorum. Böyle de bakın V yakamızı ayarlamış olduk. Şurası da bakın böyle kroze gibi gidiyor. Şimdi burayı da tamamlayıp sonra aynı şekilde şuradaki koltuk altı kısmını ayarlayacağız. Evet, tamamlayalım, dönelim. Evet sevgili arkadaşlar, bakın gide gele gide gele 5 sıra, 6 dedim sanıyorum, 6 olmayacak. 1 2 3 4 5 sıra olacak. 1 2 3 4 5 6. Bakın burası 6. Burayı da 6 yapacağız demiştim ama 5 sıra yapıyoruz. Çünkü bunları böyle dikine yapıyoruz. Ve bunları da böyle aşağı doğru yaptığımız için burada daha dar. Aynı ölçüde olması için 5 sıra yapalım. Şimdi bu 5. sıraya yine geliyorum buraya kadar. Buradan tekrar döneceğim ve dönerken buradan şu koltuk altı kısmını yapacağız. Bunu tamamlıyorum şimdi. 3 sıra 3 trabzan, 3 zincir şeklinde örmeye devam ediyorum. Tekrar dönüşte koltuk altını yaparken beraber keseceğiz. Evet arkadaşlar, bakın şöyle hemen tekrar nereden nereye geldiğimi anlatayım. Burayı tamamladık. 1 2 3 4 5 sıra geldik, ördük, ördük, döndük buraya kadar. Tekrar buradan geri döndüm. Aynı şekilde şu köşemi yaptım. 3 trabzan, 4 zincir, 3 trabzan köşemiz. Sonra buradan sonra şuraya kadar, bakın köşedeki dolguyu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane dolgu yaptım. Buradan artık koltuk altına koyacağız. Aynı şuradaki gibi. İpimi çekeyim biraz. Bakın bunu da buradan başlamıştık. Aynı hizadan şöyle ölçtüğünüzde aynı hizada olacak. Şimdi 10 tane dolgudan sonra bu tarafa doğru örmüyoruz artık. Şöyle yapıyoruz. Buradan zincir çekmiyoruz son dolguda. Zincir çekmeden geliyorum. Buradaki
alttaki dolgunun 1, 2, 3, 3. trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2, 3 de çıkıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi çeviriyorum. Bakın buraya değil. Şimdi şuradaki boşluğun içine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Devam ediyoruz şimdi etek ucuna kadar örmeye. Videoyu sürekli durduruyorum. Çünkü aynı şekilde ördüğüm için sadece kesme yerinde açtım şimdi. 3 zincir, 3 trabzan. Böyle gideceğiz yine. Bakın buradan verdik koltuk altına. Örüyoruz buraya kadar. Şurada köşemiz. Köşe diyorum buraya. 3 trabzan, 4 zincir, 3 trabzan yaptığımız yer. Başlangıçtan itibaren böyle gidiyor bakın. Buradan dönüyoruz. Buraya kadar örüyoruz. Tekrar dönüyoruz. Tekrar koltuk altına kadar geliyoruz. Şimdi buraya kadar gelelim. Tekrar görüşelim. Beraber keselim. Evet bakın. Buraya dolandım. Geldim tekrar koltuk altına. Yine hep 10 tane dolgu. Köşeden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dolgu yaptık. Şuradaki boşlukta, şurada kesmiştik zaten bakın. Burada kestik, geri döndük, bir tane daha kestik. Şimdi tekrar bir trabzan yaparak buraya batıyoruz. Bir kesme daha yapıyoruz. Tığımı doluyorum. Alttaki 3 trabzanın sonuncusunun üzerine batıyoruz. Şöyle çekiyoruz. 1, 2, 3 oldu. Şimdi dönerken 4'ü yapacağız. Sonra da 5'i yapacağız. 1, 2, 3. 4 zincir çekelim. Gerdirmesin. Dönüyoruz. Tığımızı doladık. Yine hemen şuradaki boşluğa geçiyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Şimdi bu yanları yaparken etek kısmını da örmüş oluyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Daha kısa crop şeklinde yapmak isterseniz eğer şimdi bu koltuk altı kesimine geldiğimizde etek kısmını örmeyi bırakabilirsiniz. Yani şöyle. Şimdi buradan örüyorum. Buraya kadar geliyorum. Buradan dönüyorum. Etek kısmını burada uzatmış oluyorum aşağıya doğru. Hani daha kısa olsun şu mesafe derseniz eğer burayı şöyle git gel yaparak da bitirebilirsiniz etek boyunu kısaltmak istediğinizde. Şimdi koltuk altını bitirdiğimizde etek boyunu eğer uzatmak isterseniz buradan şöyle git gel yaparak yine aşağıya doğru uzatabilirsiniz. Evet şimdi burayı tamamlayalım. Şöyle olacak hemen. Bakın döndüm. 1, 2, 3, 4 tane kesmiş oldum. Dönüşümle beraber. Geleceğim buraya kadar. Tekrar döneceğim. Ve buraya gelip yine bir trabzan yaparak şimdi az önce yaptığımız gibi birleştirip bitirmiş olacağım arkadaşlar. Şimdi geliyorum dönüyorum. Evet geldim tekrar koltuk altına. Bakın şimdi artık bitiriyoruz bu ön parçamızı. 1, 2, 3, 4 yaptık. Şimdi 5. yapıyorum. Şöyle yine alttaki son trabzana girerek bir tane de zincir çekiyorum. Evet ön parçayı bitirmiş olduk arkadaşlar. Önü bu şekilde tamamladım. Şimdi arka hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok şu anda. Ama arkayı da böyle V'yek olsun, aynısı olsun diyorsanız aynı şekilde öreceksiniz zaten. Bakın şöyle ortadan tam birleştiriyoruz. Şu koltuk altlarımızı da tam bakalım. Evet. Bu
şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi önümüz bu. Arkayı nasıl yapabilirsiniz? Şimdi aynısını tekrar örmeyeceğim. Aynı şekilde örebilirsiniz. Yine böyle V şeklinde örebilirsiniz. Ya da alttan başlayıp böyle başlayıp böyle dümdüz örebilirsiniz. Buralardan kesersiniz. Şöyle kesmeden aynı buradaki gibi olur. Şöyle kesip arkayı yine dümdüz çıkıp düz bir arka yapabilirsiniz. Sonra da birleştirerek bu kenarlardan birleştirip omuzlardan birleştirip komple etrafını bir sık iğne gidilmesi gerekiyor. Ben şimdi burada videoyu durduracağım. Modelin ön kısım bu. Dediğim gibi arkayı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yine böyle kesip V yapabilirsiniz. Yani aynısını iki parça örüp V şeklinde de arkada V şeklinde olabilir. Ya da bütün kapatabilirsiniz. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi model orijinalinde şeyde evrulü bir ipte. Motif böyle burada tek renkte. O da güzel duruyordu. Ama yapım şekli bu şekilde. Altı isterseniz buradan ipinizi takıp aşağıya kadar biraz daha örebilirsiniz. Artırarak farklı varyasyonlar da yapılabilir. Tabi burada ilmek sayıları artırılarak genişletilebilir. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel oldu. Tek omuzdan başladık. Bütün bir ön parçayı tamamlamış olduk. Evet, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey varsa yine yorumlardan yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.